أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. رب العالمين. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hamdimiz, şükrümüz, övgümüz ve minnettarlığımız alemlerin Rabbi olan Allah'a, salatu selamımız, tahiyyatu ikramımız, onun Resulü, bizim önderimiz, örneğimiz, iki cihan serverimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e, onun güzel ailesine ve pek kıymetli ashab-ı güzin efendilerimizin üzerine olsun. Selamımız da sizlerle beraber hidayete tabi olan bütün mümin kardeşlerimizin üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde tevbeden, istiğfardan, tevbenin öneminden ve şartlarından bahsetmeye çalışacağım inşallah. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 100'den fazla yerde Rabbimiz kullarından, müminlerden tevbe, istiğfar, günahlarına af talebinde bulunmasını bize emretmektedir. Dolayısıyla Rabbimizin her emrini yerine getirmek bir ibadet olduğu gibi, kulun ibadetlerinden, vezibelerinden, vazifelerinden bir tanesi de tevbe ve istiğfarı elden, dilden bırakmamaktır. Bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah, bismillah. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey müminler, ey iman edenler, hep birlikte toptan Cenab-ı Allah'a tevbe edin, ona dönün, af talep edin ki böylelikle ancak kurtuluşa ve huzura erebilirsiniz. Burada özellikle müminlerin birlikte olmasından bahsedilmesini alimlerimiz şöyle anlamışlar. Bireysel tevbe ve istiğfarın yanı sıra kullar, müminler birbirlerini tevbeye ve istiğfara da teşvik edecekler. Bunu gündemde tutacaklar. Dolayısıyla hep birlikte umumi felaha, kurtuluşa erecekler inşallah. Aziz kardeşlerim, tevbenin kelime manası dönüş yapmak, rücu etmek demektir. Trafikteki U dönüşü kavramıyla bunu anlamamız mümkündür. Şöyle düşünelim. Sırat-ı müstakim üzere sonu rıza-i baride bitecek, cennet ve cemalullah bitecek, sırat-ı müstakim üzere yürümeye çalışan bir kul, Allah muhafaza, bu yolun sağında, solunda, süslü görüp bazı tabelalardan bu yoldan ayrılabilir. Gittiği bu yol, onu menzilinden, hedefinden uzaklaştıran, kulluğa aykırı olan bir yoldur esasında. Bir süre sonra kul yanlış yolda olduğunu anlar. Der ki, nereye gidiyorum ben? Ömrümü, emeğimi, nefesimi nerede heba ediyorum ben? Rabbim beni bunun için yaratmamıştı. Benim ifa etmem gereken vazifelerim var. Ulaşmam gereken bir hedefim var. O halde bir an önce bu yanlış yoldan döneyim. Bir U dönüşü yapayım. Nereye çıkayım? Sırat-ı müstakim üzere asıl vazifeme geri döneyim der. İşte bu dönüşün adı dinimizde tevbedir, istiğfardır aziz kardeşlerim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Her Ademoğlu muhakkak hata işler, kusuru olur. Hata yapanların, kusur işleyenlerin en hayırlıları tevbekar olanlardır buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Bir benzeri hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz hiç günahınız olmasaydı, hiç hatanız olmasaydı Cenab-ı Mevla sizi giderir, yeryüzünden siler, kaldırır. Sizin yerinize hatası olan, kusuru olan ama Cenab-ı Allah'a istiğfar eden, tevbe eden, ona yalvaran, yakaran başka kullar indirirdi diyor. Bu iki hadis-i şerif esasında bize verilen müjdedir aziz kardeşlerim. İslam'da hiçbir ayeti kerimede, Efendimiz'den hiçbir hadis-i şerifte bizim için ölçü şu değildir. Hiç hatasız, sıfır günah kullar. Böyle bir hedef yok İslam dininde. Biliyor ki Rabbim yarattığı beşer olması hasebiyle elbette şaşacak, elbette sürçecek, elbette bir hataya düşecek. İnsanoğlu buraya takılmasın. Asıl Rabbimizin istediği düştükten sonra acaba kalkabiliyor mu? Günaha bulaştıktan sonra temizlenmesini bilebiliyor mu? Rabbimizin bizden beklediği budur. Ama sakın ha bu ifadeyi günah olur, günahta problem yok, günah zarar vermez şeklinde anlamayalım. Evet, belki suya düşmek kişiyi öldürmez. Ama o sudan çıkmamak kişinin boğulmasına vesile olur. Mesele günaha düşmek değil, o günahtan, o çukurdan çıkmasını bilememekten kaynaklanır aziz kardeşlerim. Dolayısıyla biz günahı kanıksamadan, günahı kabullenmeden ama beşer olduğumuzda unutmadan elbette hatamız olabilir, kusurumuz olabilir. Fakat Rabbim işte bu noktada bize bir tevbe dönüşü için bir kapı açmış, istiğfar fırsatı vermiş.
Dolayısıyla Rabbimizin o an bizden istediği istiğfar ile, tevbe ile tekrar kapısına varılmasıdır. Aziz kardeşlerim, Nebi Muhterem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki ayrı hadis-i şerifinde birinde 70, birinde 100 rakamıyla günde istiğfar ettiğini bize söylüyor. Ben günde 70, bir diğerinde günde 100 defa Cenab-ı Allah'a istiğfar ve tevbe ediyorum diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aklımıza şu soru gelebilir. Peygamberlerin ismet sıfatı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne günahı olmuştu? Hangi haram Allah muhafaza ona bulaştı da Efendimiz bu kadar istiğfar ediyor? Hiçbirisi değil. Aziz kardeşlerim, Efendimiz tevbenin, istiğfarın bizim için emirlerden bir emir olduğunu gösteriyor. Hayatında bu kadar çok tatbik ediyor. Ve aynı zamanda bu şu manaya geliyor. Olası kusurumuz olabilir, olası hatamız olabilir. Biz 5 vaktin yanına 5 vakit daha katsak, 30 Ramazan'dan başka 30 gün daha oruç tutsak, yani kulluğumuzda zirveyi zorlasak dahi bu Rabbimizin şanına, bu Rabbimizin gücüne, kudretine, kuvvetine, bize nasip ettiği, ihsan ettiği nimetlere layık bir kulluk olur mu? Asla ne mümkün. O halde bu aradaki boşluğu ne dolduracak? Tevbe dolduracak ve istiğfar dolduracak aziz kardeşlerim. Cenab-ı Mevla nice ayeti kerime, hatta ayeti kerimelerin sonlarında bize Esma-i Hüsna veya sıfatlarından bize şöyle bildiriyor. Diyor ki ben tevvabım. Kur'an-ı Kerim'de nice ayette geçer tevvab. Yani tevbeleri bol bol kabul eden, gafur mağfiret eden, günahları affeden ve bağışlayan, afuv günahları silen, hiç olmamış gibi affeden olduğunu söylüyor Rabbimiz kendisini. Elhamdülillah. O halde biz de bu emri üzerimize alalım. Devamlı tevbe ve istiğfar ile olası veya olmamış hata ve kusurlarımız olsa da tevbe ve istiğfar ile dilimizin dolu olmasına dikkat edelim aziz kardeşlerim. Nebi Muhterem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde tevbenin zamanı ile alakalı şöyle buyuruyor. Kim güneş batmadan önce Rabbine tevbe ve istiğfar ederse Cenab-ı Allah onun tevbesini kabul eder. Yani kıyamete kadar bu kapı açık diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Benzeri manada bir başka hadis-i şerif, can boğaza dayanmadıkça, yani Azrail Aleyhisselam kapımızı çalmadıkça kulun tevbesini Cenab-ı Mevla kabul eder diyor. Bu ne demek? Tevbe için özel bir zaman yok demek. Gece açık, gündüz açık. Bugün açık, yarın açık. 8-5 mesaisi yok, hafta sonu resmi tatilleri yok. Rabbim rahmet kapısı sonuna kadar açmış, sadece kulunun kendisine iltica etmesini ve dönmesini bekliyor. Fakat bunu asla şöyle yanlış anlamayalım. O halde bu kapı açıksa niye bugün tevbe edeyim, niye bugün istiğfar edeyim? Yaşım daha genç, 20 yaşındayım, dur hele bir 30 gelsin. 30 da genç, bir 40 gelsin, 50 olsun, 60 olsun, emekliliğim gelsin, şu çoluğumu çocuğumu bir evlendireyim, tası tarabi toplayayım, sonra hacca gider, tevbe istiğfar eder. Bu asla böyle anlaşılmasın aziz kardeşlerim. Hem yarına garantimiz yoktur. Azrail Aleyhisselam'ın kapımızı ne zaman çalacağının garantisi yoktur aziz kardeşlerim. Kaldı ki dün, bugün, yarın, ertesi gün sürekli şekilde işlenecek günahlar Allah muhafaza bir süre sonra kalbimizi ya tamamen kaplarsa, ya tamamen o günaha biz bulaşırsak, bir süre sonra kalbimiz o günahı, o haramı savunur hale gelirse, bunun neresi haram, bunun neresi günah deme noktasına gelirsek, Allah muhafaza, o zaman işin itikadi neticeleri de olur. Dolayısıyla kapı daim surette açıktır demek, tevbeyi geciktirin, keyfinize bırakılmıştır demek değildir. Kapıyı açık tutmak Rabbimizin rahmetidir, onun azametidir. Fakat bizim o anlık günahla birlikte, o anlık bizim vazifemiz tevbe ve istiğfar ile Rabbimize iltica etmektir. Tevbenin zamanının bu kadar geniş olduğunu söyledikten sonra şunu da vurgulamadan geçemeyeceğim. Tevbe ve istiğfar için özel bazı fırsat zamanları da vardır dinimizde. Mesela mübarek gün ve gecelerde.
bu ay gibi Ramazan ayı içerisinde, Kadir gecesi içerisinde, günlerden Cuma günü, günlerden Arefe günleri içerisinde elbette o kapı biraz daha bizim için açılır. Rabbim kullarının tevbesinden, istiğfarından bir kez daha fazla fazla memnuniyet ishar eder, belki bunun ecrini artırır. Veyahut bir ibadetten sonra, namaz kıldıktan sonra, zekat verdikten sonra, infak tasadduk, hac gibi güzel bir ibadet, umre gibi müstesna bir zaman diliminden sonra tevbe ve istiğfar için bunlar özel değerlendirmesi gereken, kaçınılmaması gereken zaman dilimleridir. Fakat kul bugün işlediği günaha tevbe etmek için pazartesi bugün, o halde ben cumayı bekleyeyim. Aylardan henüz Şaban'dayız, Ramazan'ı bekleyeyim. Hacca seneye gideceğim, o zamanı bekleyeceğim demesi caiz ve doğru değildir aziz kardeşlerim. Ama o gün zaman dilimleri elimize geçmişse onu da bir fırsat biliriz, ganimet biliriz. Dip köşe bayram öncesi evini temizleyen hanımefendiler gibi kalbimizin, amel defterimizin her köşesini bu güzel zaman dilimlerinde dip köşe tertemiz akupak yapmaya çalışırız tövbe ve istiğfarla. Muhterem kardeşlerim, her ibadetin bir takım kabul şartları veyahut rükünleri, eda şartları olduğu gibi tevbemizin de kabulü için bazı şartlar vardır. Bu şartların evveli, ilki şudur: günahtan tamamen terk etmek, o günahtan, haramdan uzaklaşmak. Hadis-i şeriflerinde Efendimiz şöyle buyurur: El mustagfiru ve huve musirrun aleyhi kel müstehzi bi ayatillah. Yani günahı terk etmediği halde, günahta, haramda, isyanda ısrar ettiği halde Cenab-ı Allah'tan affını dileyen haşa, Cenab-ı Allah ile istihza ediyor, alay ediyor gibidir. Yani bir yandan günahı bırakmayacak ama bir yandan da Allah'ım ben işlerim ama sen beni affet demek, Allah muhafaza, had bilmemek demektir. Elinde içki şişesi olduğu halde Allah beni affetsin demek olmaz. Cenab-ı Allah ile istihza etmek demektir. Namaz kılmadığı halde Allah beni affetsin demek. Haramla, kumarla iştigal ettiği halde, faizi terk etmediği halde alıyoruz ama Allah bizi affetsin demek, Allah muhafaza, çok büyük bir hadsizliktir. Dolayısıyla namazı kıl da Rabbimden af dile. Şu içkiyi, kumarı bırak da Rabbimden af dile. Şu isyanı terk et de af dile der tevbe ibadeti bize. Aziz kardeşlerim, bu ibadetin, tevbenin ikinci şartı da günahı işlediğine kalbi bir pişmanlık, bir nedamet duyulmasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özlü olarak bize bunu şöyle söyler: En nedmu tevbetun, pişmanlık tevbedir. Kalbimizde işlediğimiz günaha, iktisap ettiğimiz harama memnuniyet olduğu halde, içimizi kalbimizi Rabbimizin bildiği halde dilimizle Rabbim affet, bağışla demek bizi kurtarmaz aziz kardeşlerim. Belki başka insanları, kalbimizde olanları bilmedikleri için dilimizle kandırabiliriz. Fakat Rabbimizi dilimizle kandırmak ne mümkün? O halde tevbenin samimi olduğunun zaten işareti, ki herkes kendi kalbini bilir, içinde buna pişmanlık duymasıdır. Ne yaptım ben? Yapılır mıydı bu? Rabbim bunu yasaklamamış mıydı? Haram değil miydi? İsyan değil miydi? Yarın Rabbime nasıl bakarım? Ben bu amel defterinin hesabını nasıl veririm diye o gün gözüne uyku girmemiş bir kul, kalbi samimi mümin kalbidir. Aziz kardeşlerim, tevbenin üçüncü şartı da bir daha o günaha, o isyana dönmemeye kesin kararlı ve azimli olmaktır. Ben günaha tevbe ettim, bıraktım, gemileri yaktım, o iş bitti artık ya Rabbi demektir. Terk ettim ya Rabbi, yanlış yaptım ya Rabbi, yapmamam gerekiyordu, bıraktım, terk ettim, gemiyi yaktım demektir. Yoksa aksi durumda bazen şöyle tevbeler olabilir: İmkansızlıktan, yokluktan, fırsat bulamamaktan tevbe etmiş gibi gözükmek ama yarın bir gün imkan bulduğunda, fırsat bulduğunda hemen o harama, o isyana bir daha dönmek kişinin samimiyetsizliğinin bir göstergesidir. Hocam daha sonra peki biz bu günahı bir daha işlersek ne olacak? Onu o zaman konuşalım, onu o zaman düşünelim. Ama eğer tevbenin başına oturmuşsak, samimi bir tevbe ve istiğfar etmek istiyorsak, o an için kalbimizin samimiyeti ve safiyeti önemli. Ya Rabbi, işlememeye azimliyim ve kararlıyım. Ama düşmez kalkmaz bir Allah, kalbimiz döner, kayar, ileride Allah muhafaza, belki yanlış çevrelerden arkadaş edinerek, belki o günaha tekrar dönebiliriz.
O zaman da tevbe kapısı bizim için açık. Fakat tevbe ettiğimiz esnada açık bir kapı bırakmamak, yani gemileri tam olarak yakmak kulunun samimiyetinin bir ifadesidir. Bütün günahlar için, tevbenin gerçekleşmesi için, kabul olması için azami üç şart budur kardeşlerim. Bir daha tekrar edeyim, günahtan tamamen uzaklaşmak, günahı terk etmek birinci şart. İkincisi kalbin nedamet duyması, pişmanlık duyması, samimiyetini göstermesi. Üçüncü şart o günaha artık dönüp yan gözle bakmamak. Onu bir daha işlememeye azmetmek ve kastetmek. Aziz kardeşlerim, bir de kul hakkına müteallik günahlarımızın tevbesiyle alakalı dördüncü ek bir şart vardır. Eğer bu günahlar, haramlar kulla Rabbi arasında Hakkullah'a dair günahlarsa bu biraz önce saydığım üç şart. Yok eğer hakkul ibad, kulların hakkıyla alakalı bir günah ise dördüncü şart da şudur. Kul hakkı varsa helalleşmek. Aldıysam vermek. Kırdıysam tamir etmek. Çaldıysam yerine koymak. Çünkü bu da kul hakkını temizlememizin bir yoludur. Bu olmadan sadece Cenab-ı Allah'a istiğfar ederek bunu günahından ve vebalinden kurtulamayız aziz kardeşlerim. Peki biz bu üç eğer kul hakkı varsa dördüncü şarta da riayet ederek tevbe ve istiğfar etmiş isek elimize ne geçecek? Aziz kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Nice cuma hutbelerinde İmam Hatiplerimiz hutbenin sonunda bu hadis-i şerifle bize müjde verirler. Günahına tevbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir. Bir daha söyleyeyim, hiç günah işlememiş gibidir. Aziz kardeşlerim, defterlerimize kurşun kalemle yazsak, üzerine en kaliteli silgiyle silsek, şöyle bir baktığımız zaman yazıldığı belli oluyor. Ama Cenab-ı Mevla amel defterinden o sildiği zaman bu tevbe samimi bir tevbe ise hiç işlememiş gibi oluyor. Ya Rabbi benim falanca kusurum vardı. Ne kusurundan bahsediyorsun? Burada böyle bir kayıt yok. Burada böyle bir sicil yok. Sen ona tevbe etmemiş miydin? Ne günahından bahsediyorsun diyecek. Elhamdülillah. Günahtan kurtulmak, vebalden kurtulmak, borçtan kurtulmak ne büyük bir sevinç değil midir aziz kardeşlerim? Kaldı ki Rabbimizin tevbe edin emrine ittiba ettiğimiz için bir de burada artı sevaptan söz konusudur. Yani hem günahlardan kurtuldun hem de Rabbine itaat ettiğin için Rabbim sana ecir verecek ve sevap verecek inşallah. Efendimiz Azze ve Celle hadis-i şeriflerinde kulun tevbesiyle Rabbinin ne kadar sevindiğine şöyle bir misal verir aziz kardeşlerim. Sizden biriniz tevbe ve istiğfarına Rabbinin sevinmesinin memnuniyetinin durumu şuna benzer diyor. İçinizden birisi devesinin üzerinde malı, mülkü, yiyeceği, içeceği her şeyiyle ıssız çöllerde yolculuk yaparken bir mola istirahat esnasında devesini kaybetse, aratsa, tarasa, nefes nefese kalsa, susuzluktan dudakları çatlasa ama devesini bulamasa, dolayısıyla ümidini kesmiş iken, yani devesini bulamamak demek, içeceği, yiyeceği her şey üzerinde, hadi malından geçelim, hayattan ümidini kesmek demek. Gözünü açtığında devesini yanı başında bulsa, yularını hemen eline geçirse nasıl sevinir? Nasıl coşkuyla? İşte Rabbimizin kulun tevbesine de sevinmesi böyledir. Kulum günah işledi, kulum sürçtü, kulum sendeledi ama benim onun Rabbi olduğumu bildi. Tekrar kapımı çaldı, bana geldi. Rabbim işte buna bakıyor. Rabbim günahlarımızı, isyanlarımızı olası muhtemel kendisine yakınlaşma vesilesi olarak kabul ediyor. Bu Rabbe rahmeti bol, engin, merhameti sonsuz olan Rabbimize kulluk ne büyük bir şeref bizim için aziz kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, sözümü Abdullah İbni Mesud'un bir sözüyle tamamlayayım. Diyor ki, mümin kimse günahlarını şöyle görür. Bir dağın başında, bir dağın eteğinde yatıyor, istirahat ediyor. Günahları da dağ gibi olmuş, üzerine kapanmasından, üzerine yıkılmasından korkuyor. Facir kimse, günahkar kimse ise günahları şöyle görür. Burnunun üzerine konan küçücük bir sinek var, eliyle kış dese hemen o kadar rahat kurtulacak. Böyle görür diyor. Aziz kardeşlerim,
günahımız küçük olabilir. Bazı insanlar onu hafife alıyor. Milyarlarca insan yeryüzünde o günahtan çok daha fazlasını ifa ediyor olabilir. Biz günahımızın küçüklüğüne, büyüklüğüne değil, kime karşı cüret olduğuna, kimin yasasını çiğnediğimize, dolayısıyla kimin bize gazaplandığına bakalım ki o alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Rabbim günahlarımızın küçüğünü, büyüğünü, gizlisini, açığını, şu mübarek Ramazan'ı da fırsat bilerek dip köşe en güzel bir şekilde temizleyenlerden eylesin bizleri inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin, rıza en lillahi teala el-Fatiha.